Merhabalar, ben Ege. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda seyahat içerikleri paylaşıyorum. Türkiye'den göç etmiş şu anda bir süredir yurt dışında yaşayan kişilerle çeşitli söyleşiler gerçekleştirip bunları sizinle paylaşıyorum. Bu hafta lokal turistten Merve ile birlikte Katar'da hayat nasıl, Katar'a nasıl yerleştiler, neler yapıyorlar, bunların hepsini hadi Merve'den dinleyelim. Merve ile sohbetimize geçmeden önce bu videoyu beğenmeyi, ilgisini çekebilecek olan arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hadi şimdi sohbetimize geçelim. Merhaba Merve, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Ege. Nasılsın? Nasıl Katar'da hava? Katar'da hava çok sıcak. Biz de donuyoruz. Kar bastırdı buraları. Ben de kazakla. Evet ben... ya evet biz böyle biraz soğuğu özlüyoruz burada gerçekten. Önce kısaca kendinden bahsetmek ister misin? Seni tanımayanlar için. Tamam. İsmim Merve. 4 yıl önce eşimin işi dolayısıyla Katar'a yerleştik. Öncesinde bir medya şirketinde çalışıyordum. Ondan sonra buraya gelmeden önce de bir blog hesabımız vardı bir arkadaşımla yönettiğimiz Lokal Turist adı altında. Genellikle gezmeyi seven bir insanım. Hani yaptığım işte de belgesel projelerinde çalışmıştım. Dolayısıyla hani yeni yerler görmek, keşfetmek, yeni insanlarla tanışmayı çok seviyorum. O konuda da hiçbir hani sorun yaşamayacağımı düşündüm hani Katar'a gelirken. Şu an burada çalışmıyorum ama buradaki sosyal hayat çok nasıl söyleyeyim hani belki inanmayacaksınız ama gerçekten hareketli bir sosyal hayat var. Ta ki arkadaş grubunuzu oluşturana kadar. Bu şekilde şimdilik burada yaşamaya devam ediyoruz. Katar'ın aslında en güzel özelliği dünyanın dört bir yanından insanlarla tanışabiliyorsunuz. Londra gibi bir nevi. Ya Londra gibi olabilir evet. Ya şöyle aslında burada göçmenlikten ziyade biraz expat denilen bir tanım var. Ben Duymuşsundur duydum belki. ama yine bir üstünden minik bir geçersek bilmeyenler için. Expat göçmenden ziyade burada para için çalışma koşullarından kaynaklı burada yaşayan insanlar diyebiliriz. Katar'da da elinizi kolunuzu sallayarak çok gelemiyorsunuz. Bir sponsorunuzun olması gerekiyor. Bu da genellikle işvereniniz. Körfez ülkeleri genelde bu şekilde bildiğim kadarıyla. Benim de sponsorum eşim mesela. Yani birazcık böyle kötü tabii yani hani kadın olarak böyle hani herkesin bir sponsor olması Ya gerekiyor. Siz eşinin burada sponsorunun olması seni sponsorsuz orada yaşattırtmıyorlar yani. Biraz da evet. kendimi gibi oldu Aynen öyle. Yani mesela ben çalışıyor dahi olsam işveren şey soruyor burada. Sponsorunun var mı? Hani eşinse sponsorun iş veren şey diyor. İyi o zaman hani sana ekstradan belki bir evrak işi yapmasına gerek kalmıyor. Ya da o sorumluluğu üstlenmiyor. Böyle duyduğum durumlar da var. Ama şöyle bir sıkıntı tabii. Şimdi sponsorum eşim. Dolayısıyla mesela ülkeye giriş çıkışlarda her girdiğim, her çıktım ona mesaj olarak geliyor sisteme. Yani böyle her şeyim onunla bağlantılı. Yani başıma bir şey gelirse sorumlu o. Ya böyle enteresan bir sistem var. Çok değişikmiş gerçekten. Dolayısıyla burada yaşayan herkes iş için burada ve iş bitince dönecek. Çünkü Katar hani vatandaşlık vermiyor. Burada bir mal mülk sahibi olabiliyorsunuz ama hani ya çok yüksek fiyatlarda ya da farklı yani çok rahat değil. Dolayısıyla insanlar iş için burada belli bir süre kalıp sonra ülkelerine dönüyorlar. Katar'ın da nüfusunun %80'i ekspatlardan oluşuyor. Yani çok yüksek bir rakam. Peki ilk gittiğinde izlenimin ne oldu? En çok ne zorladı seni? İlk geldiğimde en zorlandığım şey hava oldu. Çok sıcak olması. Nem var, çok Bu sıcak. arada Türkiye'deyken nerede yaşıyordun? İstanbul'da yaşıyordum, İstanbul'da. Türkiye'deyken. O dönem İstanbul'da çok yoğun bir iş temposu, büyük şehrin getirmiş olduğu o stres, politik durumların stresi. Yani ben buraya geldiğim zaman bir anda böyle nasıl söyleyeyim bir fanus içerisindeki dünyaya gelmiş gibi oldum. Çok hani az insanın olduğu, çok sakin Biraz Ütopya bir gibi. ülke. Evet, böyle bir anda böyle bir sakinliğin içine düştüm öyle söyleyeyim bir anda.
Ya zorlandım şey ilk başta hava koşulları oldu. Bir de ilk geldiğimde kimseyi tanımıyordum. Geldiğim dönem işte havaların sıcak olması ve Ramazan dönemi buranın çok sakin oluyor. Daha da sakin oluyor. Çünkü işte restoranlar, kafeler kapalı oluyor. Yani kimseyi tanımıyordum. Biraz da sosyal bir insan olduğum için eve kapandım bir anda. Ev hanımı oldum diyeyim böyle bir anda hani eşini bekleyen yemek yiyor falan. Yani böyle bir Allah Allah ne oluyor diye. Çıkıp yürüyüş falan yapabileceğin alanlar yok mu? Tabii çok sıcak da. Ya var. Çok var ama çok sıcak yani. Şöyle çok sıcak ve akşam oluyor mesela nem çok yüksek oluyor. Bu sefer nem olduğu için çok keyifli olmuyor dışarıda olmak. Yani yaz dönemi gerçekten Nisan'dan itibaren böyle bir 6 aylık sıkıntılı bir hava sürecine giriyorsunuz ve kapalı yerlere gidiyorsunuz. Yani AVM'ler özellikle. Ya ben ilk başta bundan zorlandım ama ne zaman ki çevre edinmeye başladım, o zaman gerçekten çok rahat ve kolay bir hayat oldu benim için. Nasıl çevre edinmeye başladın? Şimdi çalışmadığın orada bir dil eğitimi vesaire gibi bir şeye de gitmediğin için başkalarına da desteği yardımı olur. Ben hani bunu hep dile getiriyorum zaten. Burada yani Katar ya da Körfez ülkelerinde bence arkadaş ya da sosyal hayat edinmek istiyorsanız Facebook gibi, Instagram gibi biraz Meetup aplikasyonunu kullandım. Internations diye bir aplikasyon. Yani bunlara girdim ve bir baktım ki bir sürü community var. Gruplardaki etkinliklere ya da oradaki insanlarla biraz böyle tanışmaya başladım. Şans veriyorsunuz tabii. Ya yani eğer ki çok sosyal bir insan değilseniz, insan tanımak istemiyorsanız çok zor yani sosyalleşmek. Ama ben birazcık kastım gerçekten. Herkese mesaj yazdım, buluşmak istediğimi söyledim ki şöyle zorlandım da yani İstanbul'da çünkü belirli bir arkadaş çevrem vardı. Hani iş arkadaşı, okul arkadaşları. Bir anda böyle komşumun kapısını çalar oldum. Merhaba ben karşınızda oturuyorum. De, ama bunu yapana kadar Ege bayağı zorlandım ya ben nasıl insan işte ayıp mı olur kapısını mı çalacağım? Yani çünkü komşuluk ilişkisi Kültürünü de de çok İstanbul'da. bilmiyorsun. Türk olduğunu biliyordum. Bizim kaldığımız yani şirket sağladığı için en azından Türk olduklarını biliyordum ya. Çok Ona iyi. rağmen böyle kapı çalıp da merhaba ben Merve işte karşınızda oturuyorum. Hani demek bile bana çok zor bir süreçti yani bir adım hani böyle. Ama sonra çok güzel insanlarla tanıştım. Çok güzel dostluklar kurdum. Yani birazcık girişken olmak gerekiyor. Onu söyleyeyim. Nerede olursa olsun. Ama Katar bu konuda çok avantajlı. Çünkü herkes expat ve herkes birbiriyle tanışmak istiyor. Şimdi insanların da aklına biraz şey geliyor. Dubai'ye yakın işte İran var karşısında falan. Yani çok fazla Evet. Müslümanlığın da hard rock yaşandığı yerler. Kıyafettir, ne Evet. bileyim dışarıdaki oturma kalkma sosyalleşme ile ilgili çeşitli kısıtlamalar falan var mı? Ben ilk buraya geleceğimi söyleyince bazı aile üyeleri böyle aha işte başını kapatacaksın, kara çarşaflara bürüneceksin falan şeklinde böyle bir İran'dan çok kaldı ya zihnimizde o hepimizi etkiliyor bence. yani bir ya şeriatla yönetilen sonuçta Müslüman bir ülke yani gerçekten hani baktığında insan öyle düşünüyor. Katar'da hiç böyle bir zorunluluk yok yani başınızı kapatmak zorunda değilsiniz. Kurallar yok ama şöyle Katar'ın her zaman bu 4 yıl içerisinde de kültürünü çok empoze etmeye çalışıyor. Diyor ki benim kültürümde kolsuz tişört giymek hani çok iyi değil. Uygun Yani değil. kültüre saygı gösterin şeklinde. O da nasıl oluyor? Ben hiç karşılaşmadım birisinin yoldan geçip de işte kısa kollu giymişsin dediğine. Ama bir devlet dairesine gidiyorsanız sizi o şekilde içeri sokmuyor. Ya zaten böyle kurallar var. Yani böyle bir gömlek hani en azından giymeniz gerekiyor. Ya da işte şort hani çok kısa ya da etek diz üstü. Devlet kurumlarında özellikle yasak yani onu zaten belirtiyorlar. Ama bunu da kibar bir şekilde yani ben hiç böyle kötü bir şekilde bir uyarıya maruz kalmadım açıkçası şu zamana kadar. Ne güzel. Bizde de keşke o saygı olsa her iki görüşe karşı. Katar'da oteller falan çok fazla. Burada hani mesela Türkiye'de ben bir otele gidip bir mekanda yemiş içmişliğim yoktur yani. Hani daha böyle lüks düşünürüz. Burada özellikle içki mekanları otellerin içinde oluyor. Dolayısıyla bir otele gitmek çok normal hani bir şey. Orada da yani kıyafetinizi istediğiniz şekilde giyebilirsiniz. Mesela kot eteği
yüzünden bir AVM'de uyarı alan bir arkadaşım var. Güvenlik gelip uyarmış. AVM'lerde de kısıtlama var. Ya kural yazıyor böyle. Bir de şöyle bir durum var. Etek, yani öyle kısa etek de AVM'de giyemiyorum. Çünkü çok soğuk. Yani o kadar soğuk ki. Diyorum. Hatta böyle terlikle falan giyince ayaklarım üşüyor bazen. Yani diyorum ki kapalı giyeyim. Ya öyle bir soğutma var. İnsani koşullar değil yani. Böyle et reyonunda geziyormuş gibi düşün yani böyle. Ben üşüdüğüm için belki ister istemez kapanıyor olabilirim. Bilmiyorum. Ben sizin sitede yazını okumuştum. İnsanların çok rahat araba alıp arabası bozulduğunda tamire götürmeyip yolun kenarında bırakması çok garibime gitmişti. Ya insan yani paraya böyle doyunca mı diyeyim, çok para olunca ne yapacağını şaşırıyor. Yani şöyle bir şey var bir de. Çok misafirperverler. Hani Türkleri çok seviyorlar bu arada. Ama yine de bir mesafeniz oluyor. Çok içlerine giremiyorsunuz. Hani kapalılar biraz topluluk olarak. Evet, biraz kapalılar. Aynen. Ve çok paraları var yani enteresan bir şekilde. Kadınlar hani abaya denilen o siyah şey giyiyorlar. Ama giydikleri ayakkabı, ellerinde tuttukları çanta, işte yaptıkları makyaj o kadar güzel ki. Yani kadına böyle bakıyorsunuz hayranlıkla. Ya da erkekler o beyaz top denilen bir kıyafet giyiyorlar. Ve o kadar bakımlılar ki yani inanamazsın. O bembeyaz, led gibi ütü bir kadın kadar özen göstererek hani sakal tıraşına, işte dişlerine. Ya böyle erkeklere de ön yargılar vardır ya. Burada o ön yargılar bir nebze gidiyor. İnsanlara bakıyorsunuz. Biraz daha insanlar yani, kişisel bakımına da önem gösteriyor yani orada. Evet. Çünkü biraz da yani, bir şey vardır ya, Arap ülkelerinden gelenler pistir, pis kokar falan diye. Ya evet, var o gerçek. Ben Katarlılar üzerinden konuşursam eğer. Yani çoğu böyle görebiliyorsunuz. Tabii ki her milletin bir olumsuz tarafı oluyor. Ama genel itibariyle öyle bir güzellikleri, temizlikleri var hani kişisel olarak. Bir de arabaya çok düşkünler. Ben trafiğe çıktığımda bir galeride gibi, yani son model, bilmediğim arabalar. Yani ben artık burada hani araba markalarını öğrenir oldum zaten. Çok rahat bir şekilde gayet hani arabalar, Ferrari'ler geçiyor, Bentley'ler. Kimsenin toplu taşıma ihtiyacı yok yani. Toplu taşıma yani daha yeni yapıyorlar. Metro daha yeni hani geçen seneden beri. O da 2023 FIFA olacak. Hı hı. O yüzden bence yapılıyor. Hani herhalde bir zorunluluk mu bilmiyorum. Olabilir. Birçok turist çekeceği için. Evet, evet. O yüzden metro yapıyorlar. Her Katarlı'nın bence 3-5 tane arabası var zaten. Bir spor arabası, bir büyük işte Land Cruiser'ı. Land Cruiser zaten günlük araba. Yani Land Cruiser kaynıyor yani burası. Yani Kızılay dağıtmış gibi derler ya. Her yer Land Cruiser ya böyle. Çok iyiymiş. Peki orada çalışırken geçim nasıl? Ev kirası, market alışverişi rahat geçinebiliyor musunuz? Burada yaşam pahalı Ege. Çok pahalı. Şimdi burada biraz pahalı olduğu için işverenler çalışanlarına paket sunuyorlar. Yani diyorlar ki ben sana şu kadar para vereceğim, bunun içinde senin konaklaman da var. Ve bazı şirketlerde evleri çalışanına kendi veriyor. Bana çok soru soran oluyor. Özellikle buradan iş teklifi alanlar, hani paralar yeter. Yani çünkü Türk lirasına tabii çevirince yüksek gibi gelebiliyor. Aa çok iyi işte geçiniriz ama hani buradaki yaşamla dengelenince o az olabiliyor. Yani çok iyi düşünerek hani gelmek lazım. Kiralar yüksek burada. Bir de bölge bölge var. Yani Türkiye'deki gibi merkeze daha yakın, hani oturulabilir. Daha Avrupalıların oturduğu bölgeler daha rahat oluyor biraz. Çünkü işçi kesiminin de hani yaşadığı bazı bölgeler var. Ya bunu küçümsemek adıyla söylemiyorum ama bir kadın olarak mesela oralarda tek başına yürümek biraz zorlu olabiliyor. Market alışverişi pahalı. Özellikle sebze, meyve burada yetiştirilmeye başladılar. O da blokajdan kaynaklı. Kendi ürünlerini yetiştirmeye başladı 3 sene önce. Ama 4 mevsim olmuyor tabii ki burada. Dolayısıyla yurt
şundan geliyor bütün ürünler. Yani bir domates, mesela domates reyonu var. Atıyorum 5 riyalden 20 riyale kadar, 30 riyale kadar domates alabilirsin. Yani ilk başta özellikle fiyatlara bakmak lazım. Zamanla neye alışıyorsun biliyor musun? İşte diyorsun ki patlıcan İran'dan, İran'ın patlıcanı güzel, işte fiyatı da hani uygun alıyorsun. Pırasa istiyor, Hollanda'dan geliyor pırasa. Ha, Hollanda'nın pırasası. O çok enteresan gelmişti bana. Brokoli mesela mevsiminde gelmeyince işte İspanya'dan geliyor. Nasıl söyleyeyim, Türk lirasıyla 50 liraya kilosu brokoli satıyorlar. Çok fena. Çok fena. Yerel halk zengin galiba. Yerel halk çok zengin. Çünkü Katar doğalgazı olduğu için çok zengin bir ülke. Katarlılara da tam emin olmamakla birlikte ama devletin belirli bir para verdiğini her ay duymuştum ama çok emin destek değilim. Destek yapıyorlar yani kendi halkına özel. Evet evet aynen. Ama burada kendi halkından olmanız için yani burada doğup büyümeniz yeterli değil. Burada çok doğan insan var. Ben mesela Uber kullanıyorum. Bu arada Uber burada çok yaygın. Uber'de şey oluyor, hani bizdeki taksi şoförüyle muhabbet gibi halktan böyle halkın nabzını tutma. Mesela bir Filipinli 3 kuşaktır burada yaşıyor, düşünebiliyor musun? Ya da 2 kuşak. Çocukları orada büyümüş etmiş ama Katarlı olamıyorsunuz ama ne bileyim işte polis olabiliyor, askeriyede çalışabiliyormuş. Fakat hani bir vatandaşlık vermiyor hiçbir şekilde. Dolayısıyla hani kendi o daha yerel olan insanlara tanıdığı hakları onlara tanımıyor. Anladım. Peki genelde böyle Türkiye'den göç edilince farklı bir ülkeye gideyim, orada çalışayım, para biriktireyim, öyle ülkemize döneyim var mı? Evet. Kolay para biriktirilebiliyor mu orada? Evet, bir şeyler çok pahalı, yaşam çok pahalı ama para da biriktirilebiliyor mu? Evet. Burada para biriktirebiliyorsunuz. Biz İstanbul'da iki kişi çalışmamıza rağmen para biriktiremiyorduk ama buraya geldiğimizde para biriktirmeye başladık. Zaten burada da çoğu insanın kalma nedeni bence parayı biriktiriyor olabilmesi. Ben buradan iş teklifi alan insanlara da onu söylüyorum. Eğer para biriktirebilecekseniz gelin, yoksa burada yani ben hani kendi düşüncem çok zor hayat. Yani ucu ucuna yaşayacaksanız zor olabilir. O yüzden para biriktiriyorsanız çekilir gibi geliyor hani buradaki zorluklar. Buradaki hayat tüketime yönelik en basit. Çünkü yani yemek, içmek ve alışveriş yapmak üzerine kurulu bir hayat var ve para harcıyorsunuz gerçekten. Mesela geçen buradaki bir hesap paylaşmıştı. Biz kahveye dünya üzerinde en fazla parayı burada veriyorum. 6 dolar bir kahve. Ama şöyle bir şey var. Çok lüks bir otelin kafesinde de 6 dolara içiyorsunuz. Hı-hı. Dışarıdaki bir kafede de aynı fiyatta. Aynı yani, her yerde. En azından o değişmiyor kendi içinde. Evet, Katar'da bir de şöyle bir yatırım yapıyor. Mesela bu olimpiyatlara, işte futbola, tenis turnuvalarına yatırım yapıyor. Gelinsin ki dışarıdan insanlar bizim tanısınlar, kültürümüzü görsünler. Müzeler yaptılar işte. Ulusal Müzesi'ni yaptı çok büyük 2 yıl önce. Daha yeni yaptı bunları. Evet evet, ya ben geldiğimde yoktu bunlar. Çok yani, çok geldi bana bu şu anda. Genelde yurt dışına gittiğimizde bu ulusal müzeler falan klasiktir ya, mutlaka görülecek yerler arasındadır. Yani şöyle söyleyeyim, bir müzesi vardı. İşte hı-hı, İslam Sanatları Müzesi vardı. Ama onun karşısına şimdi ulusal müze yaptı ki bana kalırsa ulusal müze daha güzel oldu. Çünkü hani gerçekten Katar kültürünü anlamak açısından çok güzel. Sonra yeni bir bölge yaptılar. Yine bu 2 yıldır hani var olan bir bölge. Ya o kadar hızlı gelişiyor ki anlatamam. Yani bir an, 1 yıl içinde bir bölgeyi inşa ediyorlar. Dolayısıyla burası yani her yer inşaat. Burada inşaat hiç bitmiyor. Durmadan bir inşaat sesi duyuyorsunuz. Zaten bu yüzden benim eşim harita mühendisi. Yani çok fazla mühendis var burada. Çünkü inşaat bitmiyor yani. Kültürüne çok önem veriyor ve kültürünü tanıtmaya çalışıyor. Yeni oluşturdukları bölgede de 3-4 tane müze yaptılar. Hı-hı. Orada da yine kendi kültürlerini, doğalgazın bulunmasından önceki hayatları ve değişen sonraki hayatları, böyle bayağı ona önem veriyorlar.
Aklıma şu an şey takıldı. Sürekli hava güzel, sürekli böyle tatil havası olan bir ülkede insanlar tatile gidiyor mu? Tatil kavramı var mı? Varsa nereye gidiyor ya da ülke değiştirmek nasıl orada? Burada güneş var ama ben bunu anlatırken de arkadaşlarıma anlatmakta zorluk çekiyorum aslında. Yani durmadan denize ya da havuza girebileceğiniz bir sıcaklıktan bahsetmiyorum. Ya da yeşillik yok mesela. Yeşil görmek istiyorsunuz. Yani buradaki en büyük bence sağlık sorunlarından bir tanesi. Nefes hani nasıl söyleyeyim? Burnunuz tıkanıyor, toz yutuyorsunuz. Tozlu bir yer yani çölün ortasında hani. Sürekli inşaat var. Evet, çok inşaat var. Çok park yapıyorlar. Gerçekten özellikle parklara çok para veriyorlar. Çünkü burada o getirilen ağaçların, bitkilerin, çimlerin için özel bir sulama sistemi yapılıyor. Dolayısıyla çok deli bir para harcıyorlar. Fakat yine de yapay. Dolayısıyla doğaya gitmek istiyorsunuz. Deniz olarak da ülkenin her yerinden denize çok girilmiyor. Yine bir arabayla ya da bir otele gitmeniz lazım. Su çok sıcak oluyor yazın. Aşırı bir sıcak oluyor. İnsan başka bir ülkeye gitmek istiyor. Sadece deniz tatili olarak söylemeyeyim. Ya yani mesela ben buraya geldiğimde şey diyordum. Bu ülkenin ruhu yok. Bir sokağa çıktığımda o kalabalık, farklılık yok. Her şey böyle steril, aynı. Bir Suk Vakıf diye bir yer var. Eminönü'ne çok benziyor. Ben oraya gidince böyle bir hoşuma gidiyor. Çünkü orada yerel insanların küçük dükkanları var, eski dükkanlar var, işte baharat dükkanları var. Orada bir ruh hissediyorsun yani. Farklı bir yerdeymiş gibi. Onun dışındaki her şey böyle bir fanus hissiyatı veriyor. Çok ilginç bir yer gerçekten. İlk defa bir ülkeyle ilgili böyle bilgiler ediniyorum ben de. Hani bu kadarını hiç beklemiyordum. Katar çok güvenli bir yer. Yani dünyanın ikinci güvenli yeri. Ya bir ya ikinci sırada doğa. Ya inanamazsın. Ben zaten oradan gelen insan olmasına rağmen. Evet, evet. Ya çok değerli bir eşyan düşün. Yine bulabiliyorsun. Burada zaten ben yabancı arkadaşlarla da konuşuyorum. İşte mesela Amerikalı bir kadın vardı. Yani burayı diyor çok seviyorum, çok güvenli. Ben diyor Amerika'da yaşasam çocuğumu okula gönderirken bile bir aklımda şey olacak. Çocuklarda da korku oluşmuyor. Güven duygusu çok gelişiyor. Dolayısıyla böyle sana bir konforlu bir alan yaratıyor Katar. Açıkçası. Bir de sosyalleşebileceğin arkadaş ortamı oluşturdun mu aslında? Keyifli bir yaşam var. Evet ama herkes bunu belki istemeyebilir. Yani ben kendi kişisel olarak şey yapıyorum. Benim çok arkadaşım oldu. Hem Türklerden çok güzel insanlarla tanıştım, dostlar edindim. Onun dışında yabancı ülkelerden çok arkadaşım oldu. Farklı kültürden insanları tanımış oldum. O açıdan avantaj çok hoşuma gidiyor benim. Başka bir ülkede mesela Almanya'da yaşayan bir arkadaşım vardı. O çok yalnızdı. Yani Almanya'da olup hani çok yalnız. Çevresinde hiçbir şey yok. Birileriyle tanışamıyor. Tanışmak istiyor ama orada hani buluşmalar çok açık değil insanlar. Ve şey çok güzel burada. Aslında onu deneyimlemek isterim. Kadın dayanışması. Yani hem Türklerde bunu gördüm hem yabancılarda. Çok güçlü bir kadın dayanışması var. Kadınlar birbirini böyle tutuyorlar burada yani. Başına bir şey gelsin, mutlu olduğun bir an, işte bir doğum günü partisi işte ya da üzüntülü bir gününse. Yani insanlar, özellikle kadınlar, her milletten kadınların böyle bir arada olduğu bir ülke burası. Yani onu çok hissettim ben. O açıdan Katar'ı çok seviyorum. Harika. Ben de en çok bu özelliğini sevdim şu anda. Hayatta seni en çok zorlayan bir şey oldu mu oraya yerleştikten sonra? İş konusu biraz. Hani iş bulmakta zorluk yaşıyorum. Burada yani şöyle bir gerçek var. Tanıdığım çoğu kadın bu konuda kendilerinden ödün veriyorlar. Ama ne yapıyoruz? İşte kendimizi besleyecek bir şeyler hani aramızda buluyoruz. Ama yani tabii ki zor bir yerden sonra. Bir de benim ilk geldiğim dönemlerde Türkiye'yle gidip gelmem gerekti. O da biraz etkiledi beni iş konusunda. Ya şimdi de şöyle, burası çok zengin bir ülke diyoruz ama ekonomik kriz gibi burada da var. Hani işletmelerin bazıları kapanıyor, işte maaşlarda düşürmeler oluyor. Ve şeysin böyle, ne zaman beni çıkaracaklar işten, ne zaman
gideceğim. Hani o var açıkçası. Proje bitti, hadi sen güle güle diyorlar. Yani senin ülkede biraz daha kalma şeyin yok işte o sponsorluktan dolayı. Yani ya yeni bir iş bulman lazım. Hani ne bileyim başka bir ülkede olsan vatandaşlığını alırsın mesela Tabii 5 yıl, ki. 4 5 yıl yılda sonra. alırsın. Evet 5 yılda alırsın. Kalırsın hani bir şekilde. Ama burada o yok. Son olarak oraya gelip bir şekilde yaşamak isteyenler için önerilerin ne olur? Katar'a bir şans versinler derim. Çünkü biliyorum ki ilk başta çok zor bir ülke oluyor. Alışılamayabilir. Alışamayan da arkadaşlarım oldu çünkü. Sakin bir yer, güvenli bir yer. Eksileri tabii ki de var ama özellikle bir Türk olarak bence şu an dünya üzerinde kendinizi en rahat ve güvenli hissedeceğiniz yer. Neden böyle diyorum? Türkleri çok seviyorlar. Hem politik ilişkilerden kaynaklı, hem dizilerimizden kaynaklı. Yani böyle bir de çok gidip geliyorlar Türkiye'ye biliyorsun. Böyle kendimi çok göçmen gibi hissetmiyorum. Yani burada ekspat çok olduğu için bütün devlet kurumlarından tut her şey aslında ekspatların düzeni var. Ama şöyle bir ayrıcalığı var Katarlılar her şeyi yapabilir. Onlar Katarlılar ve biz onlar için burada ya gelen insanlar söyleyeyim. Bir nevi aslında modern köle gibi de düşünebilirsin buradaki çalışanları. Ya yani bu bir gerçek hani Katarlılar gerçekten kendilerini böyle bir ayrım içerisinde tutuyorlar. Şirketlerde Dolayısıyla peki Katarlar daha üst kademelerde mi çalışıyor? evet, CEO, direkt CEO olarak çalışıyorlar. Ya da şöyle bir şey de var. Mesela sen bir kafe açmak istiyorsun burada. Tek başına açamıyorsun. Senin de bir sponsorun ve Katarlı sponsorun olmak zorunda. Ve ona senin para ödemen gerekiyor. Bu şekilde de para kazanıyorlar. Birçok gelir kaynakları var aslında baktığında yani. Var var, evet. Sana nereden ulaşabilirler? Bir de onu söyleyelim. Lokal turist üzerinden bana ulaşabilirler. Her konuda yardımcı olurum. Hatta belki burada olup beni tanımayan bir kahve içelim diyen insanlara da açığım. Her konuda her soruyu lokal turist üzerinden ulaşıp bana sorabilirler. Ben de ayrıca buradaki bazı deneyimlerimi paylaşıyorum hesabımda. O yüzden Bakalım aşağıya yazacağım hesabınızı da. çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum tekrardan beni kırmadığın için. Çok güzel bilgiler öğrendim ben de sayende. Ya çok teşekkürler. Sayende ben de böyle anlatmış oldum yani. İyi oldu. Hem dediğim gibi birilerine yardımımız olursa ne güzel Ne olur. mutlu bize. Pandemi kısa sürede biter. Ben de Katar'a gelirsem birlikte de bir kahve içeriz. Evet, beklerim. Tamam. Yerim de var, kalmaya da gelebilirsin. Aa, çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Sen de Görüşmek çok iyi üzere bak. diyorum. Görüşürüz Ege. Hoşça kal. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz, sohbetimize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Yine bir şekilde aklınıza takılan sorular olursa Merve'ye her zaman yazabilirsiniz. Hesabını aşağıya bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.